Türkiye'nin en büyük açık hava pazarındayız sevgili seyircilerimiz. Bu pazar 3 kilometre kare alana yayılmış vaziyette. Ana ben mi ne yapıyorum burada? Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben alacaksın diye buraya. Aldık bile bak orada kamera. Allah bilmenden geldim. Nereden geliyorsun? Bayındır. Bayındır. Afiyet olsun. Kuru ekmek mi yiyorsun annem? Çok değil bak. Köftemek yedim. Köftemek yedim. Ha, kuru ekmek yemedin. Hayır. Bak seni ben televizyon her gün dinliyorum. Vallahi bak çok güzel diyorsun. Ne satıyorsun annem? Marul var, Fransız var, Gereviz var, hepsi var. Evet çavuş. Çavuş mu diyorsun sen bana? Evet. Nereden biliyorsun anne? Biliyorum seni. Askerde çavuştun evet, ben doğru. Ben biliyorum ben yalan mı söyleyeceksin? Yemin törenine mi geldin sen? Evet çavuş. Evet. Evet çavuş. Ben de diyor yemin töreninde ben konuşma yaparken beni alkışlayan teyzem nerededir diyorum. Yanımdır yanım geldi garum. Bedavada reklamımız oluyor. Efendim burası kolay gelsin annem. Al, sağ ol hadi ben çok olsun. 3 hoş bulduk 3. 3 kilometre kare alana yayılmış Türkiye'nin dünyada bir benzeri var mıdır bilmiyorum ama Türkiye'nin en büyük açık hava pazar sevgili seyircilerimiz 6000 esnaf var. Bunun 3000'i Tireli geri kalan 3000'i de civar il ve ilçelerden geliyorlar. Biz de bu pazarı size tanıtacağız ama böyle teyzemleri görmüyor muyum? Ben televizyondan mı görüyorsun? Tabii ya. Dön de televizyondakiler seni de görsünler. Ben görmek kimler ben? Tabii zenginlik biraz şey. Altın dişlerini görürlerse ay bu ne zenginlik bu ne zenginlik derler. Kaç para şey altın diş? Sen biliyorsun bende yok. Efendim Güneydoğu'da görmeye alışık olduğumuz poşu burada da erkekler tarafından kullanılıyor. Amcamıza bir soralım. Hoş gördük, sefa bulduk amcacığım. Evet. Nasılsın? İyiyiz, Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Çok şükür. İsmin ne? Veli Korkmaz. Veli Korkmaz nereden geldin buraya? Yamandere köyünden. Uzak mıdır Yamandere köyü? Evet, aşağı yukarı 15 kilometre. Malları nasıl getirdin Veli dayı? Traktörle getiriyorum. Ya 3 kilometre kare burası, çok büyük bir pazar. Ben bandık biz dolaşırken. Yola alışkın olduğundan üşenmiyorsun ayağıma. Öyle mi? Ben geziyorum. Kendi yaptığın malları mı satıyorsun? Tabii tabii kendi yetiştirdim. Kendim yetiştirdim. Taze fasulye var. Evet. Biber var. Bak hormonsuz diye bağırıyor da müşteri. Yani yaşa be dayım benim be. Yaşa be dayım. Gübresiz bu gübresiz. O fabrika gübresi yok bunda. Koyun gübresi var. Organik tarım yapıyor. Her şey doğal yani. Evet evet. Dayım buralarda bu poşu mu diyorsunuz siz buna ne diyorsunuz? Ha poçu, poçu. Poçu. Evet. Güneydoğu'da poşu, burada poçu. Tabii poçu. Aynı şeyden mi yapılıyor? Aynı bezden mi yapılıyor? Tabii bunlar Denizli taraflarından, dokuma fabrikalarından geliyor bunlar. Erkekler bunu takar mı başına? Evet tabii. Bu sıcakta, soğuktan, sıcaktan, tozdan korunmak için bu. Bir bağlamayı göstersene bize. Bu da böyledir. Güneydoğu'nun hukuki başkadır. Buradaki usul bu. Buradaki usul bu. Ya bu hava sıcak hakikaten. Ben mesela piştim. Bu biraz senin kafanı sıcak tutmuyor mu? Serin tutuyor. Serin. Yapma. Yazın kalın giyin demiş sıcakta. Kalın giyinene fazla sıcak olmaz. Normal bir ısı tutayım sana. Ben kışın bu kadar kalın giyinmiyorum be Veli dayı be. Ya siz tabii. Sen yün mü bu? Ne bu? Yün gibi bir şey bu ya. İşte biz de alıyoruz pazardan. Ne olduğunu bilmiyoruz. Kaçtan veriyorsun bakalım biberler bu sene kaç para? Biber 500. İstanbul'da kaç para acaba? Hala biz duyuyoruz İstanbol fiyatlarına. 2 milyon. 1 kilo ceviz ile 10 milyonmuş diyorlar. 20 milyonmuş diyorlar. Biz burada 2,5 milyon satıyoruz cevizin kilosuna. Yapma be. Biz burada ceviz satamıyoruz. Eyüp. Kaymağını Ege yiyor. Ege yiyor. Oğlum biz buradan var ya 10 ton ceviz alıp tabii kaldırdığımız zaman 2 milyona da bağlarız 10 ton alacağımız için. Gider orada 20 milyon diyor. Var ya. Duyuyoruz kimse söylemiyor. Duyuyoruz. Normal canım normal. Anneciğim. Nasılsınız anneciğim? İyiyiz çocuğum iyiyiz. Ne yapalım bunları satıyoruz. Bunları kendin mi yetiştiriyorsun? Kendimiz yetiştiriyoruz çocuğum. Yaş kaç annem? 70. 70 yaşında pazarda sen mal mı satıyorsun? Satıyoruz çocuğum. Bunu satacak başka kimse yok mudur hanede? Yok çocuğum.
Yok. Yok mu çoluk çocuk torun torba? Yok çocuk. Senin ismin ne? Ayşe. Ayşe. Hı. Bu pazara ne zamandır geliyorsun Ayşe anne? Çoktan geliyorsun. Çok eski bir pazar mıdır bu? Eski pazar bu. Kaç yıldır satış yapıyorsun burada? İşte. Evlendi evlenere satıyor çocuğum. Beyin nerede? Beyim gitti köye. Köy gitti. Yardım etmez mi sana beyin? De susuruma gitti bunlara. Bunlar sulacak. Kuru veriyorlar. Üç gün. Bunları satamazsan ne olacak? Ne olacak bakalım gari. Olacağı yok. Vay Veli dayı sen açtın işi ya. Açtın işi. Yakın reklamını da yaptırıyor Veli dayım beni. Buyur. Kilosu 500 abi. Benim ikiz kızlarım var. Biri bu, biri doğum etti 40'lı. Allah anne diyor, bağışlasın. Görür müyüz acaba? Diyor. Şimdi telefon ediyor aha, anne. Aha gördüm. Ben kameraman arkadaşa da bir şefkat göster bende. Hepiniz çok o da insan efendim. Evladı be. Allah'a emanet olun çocuğum. Saçı hepiniz... yok diye kimse oraya şefkat göstermeyin. Anneciğim benim. Hı? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Çakır gözlü güzel annem benim. İsmin nedir? Navize. Navize. Ha. Ne demek Navize biliyor musun? Ne bileyim ben öyle komşular adımı bilmiyorum. Tabii. Hangi köyden geliyorsun? Derebaşı'ndan. Sen burada kabak satıyorsun. Ya benim değil bunlar. Kabaklar benim değil. Ben öyle dikeliyorum burada. Niye dikeliyorsun burada? Öyle bakıyorum, seyir bakıyorum. Sen alışverişe mi geldin? Ha. Ne alacaksın? Ne denk gelirse onu alacağım işte. Köyde yok mu ayol burada? Köyde her şey vardır. Ya, İnciri vardır, biberi vardır. Hepsi bizim de vardı. Alacaklarım oluyor bazı. Onları alacağım. Alışverişi bizim... sen mi yaparsın evde? Tabii. Bu fiyatları nasıl buluyorsun? Fiyatlar işte... 500 kilo. Kilo 500. Bu peştemal mi anne? Ha, peştemal. Biz köylü bel tutunuruz peştemallara. Bu örtün ha. Senin çarşılık ha. Mı örtün? Tabii, çarşılık. Bu böyle dışarı çıkarken ha. Özel giyinmiş tabii. Annem. Ha, öyle. Köyde ne takıyorsun? Anne. Normalde bu beyazı takmıyorsun. Ya köyde başka türlü oyalı yazmalar var. Onlardan başımızı örtüyoruz. Onlar işleniyoruz işte. Televizyon çıkacaksın ben değil mi? Tabii. Bak. Evren olur senin. Dayım isim nedir? Mehmet. Sen hangi köydensin Mehmet amca? Derebaşı köyü. Derebaşı. Evet. Yengemle aynı köy mü? Aynı köy. Komşuyuz. Alışverişe gelmiş o. Sen de alışverişe mi geldin? Evet. Bunları satmıyorsun yani? Hayır. Alan oldu mu veriyoruz. Bu nedir? Bu çakıldak deriz bunu biz. Çakıldak? Evet. Yemeği mi yapılır bunun? Evet. Gagayna ve öbür türlü yemeği yapılır. Çok güzel. Taze yeni yetiştirdik bunlar biz de. Çok faydalı bir şey midir bu börülce? Bu börülce kuvvetli olur. Çok güzel olur. Kaynadırsın efendim öbür türlü. Taze bunlar yeni yetiştirdik sana. Sen yapar mısın yemek evde? Yaparım. Vallahi. Vallahi yaparım. En iyi yaptığın yemek? Ne istersen yaparım. Böyle beğenirsin hem. O şekilde. Arkadaşların kılıbık demiyorlar mı sana amcam? Evde ikimiz görecek bile der. Evde kim görecek? dışarıda olabilir. Evet. Ben evde yemeğimi yaparım ama dışarıda kimseye söylemem mi diyorsun? Söylemem. Ama şimdi arkadaşların seyredecekler seni. Diyecekler ki ya sen evde yemek yapıyormuşsun diyecekler. Ben diyorsun dışarıda maçoyum. Evet. Evde hanıma yardım ederim. Tamam, ederim. Hem tire pazarında paranızı direkt verebilirsiniz. Fiyatını sormanıza gerek yok. Çünkü fazla verdiyseniz esnaf giderken sizi durduruyor. Abla fazla verdin deyip o fazla verdiğiniz parayı durduruyor. Bu dürüstlük Anadolu'da çok şükür ki henüz bozulmamış. Bu böyle patron işe gibi oturursun ya. Oturmuşsun ana kraliçe gibi. O ne be? O ne be? Bu ne anne? Hindi bunlar. Hindi bunlar. Hindi mi geldi bunlar? Ha, hindi bunlar. Senin ben, mi bunlar? Benim. Kabaramaz kabaramaz kelp atma. Annen güzel, sen çirkin. Annem senin adın ne? Mihriban. Na 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 na
Sarı saçlarını dönük üstüne bağlamışın çözülmüyor Mihriban. Sever misin Mihriban türküsünü? Aa bak benim torundan benim adımı koymadılar da koca İzmir'den darıldım geldim. Aa. Tabii torunun ya, oldu. Torunum torunu oldu. Adımı koymadılar. O adam darıldım bıraktım geldim. Ama annem boş ver hangi ismi koyarlarsa koysunlar ben. Hayır. Eli benim adım koca Allah. Beşi birlik takacaksın koyana. Benim kızım olursa senin adını Mihriban koyarım ben. Hadi şimdi gören sana. Beşi birlik takacaksın mı? Takarım. Vallahi. Buradayım ben. Senin halin vaktin yerinde gibi duruyorsun be sen Mihriban anne. Ben yoğurt satıyorum, peynir satıyorum, süt satıyorum. Kazandırıyor galiba bayağı. Şükür Allah'a çobamı kaynatıp gidiyorum burada. Sen sadece çorbanı kaynatmakla kalmıyorsun bir de beşi bir yerdelerde takıyorsun. Tabii torunlarım isterim. Canım belki öbür torunun adını Mihriban koyarlar. Ega darılıyorlar hindi. Sen İzmir'de onları bırakıp geldin. Darıldım bıraktım geldim. Konuşmuyor musun? Konuşuyorum. Ha, olmaz öyle küslük. Üç ay küstüm ondan sonra gittim kendim. Televizyonda seyrediyorduk size. Dediğin yüz yüzü gördük. Kötü mü oldu? Kötü olmadı, iyi oldu. Kötü mü ettik tireye gelmekten? Ya, iyi oldu. Bak yüz yüze görüştük. Ya, sağ ol. Sen de sağ ol. Ne satıyorsunuz efendim? İşte çocuğum ya, fidan satıyoruz, böbrek satıyoruz. Ne satalım? Bunlar fidan mı? Fidan. Bunları alıp ekeceğiz değil mi? Hı. Yenmez mi fidanlar? Dikecek, büyütecek, yiyecek. Ha. Siz bunları nasıl elde ediyorsunuz? Ekiyoruz. Büyütüyoruz. Bunları satıyoruz bu pazarda. Fidan mı daha ucuzdur, olmuşu mu daha ucuzdur? Tohumunu alıp ekiyoruz kendimiz. Tohumu daha mı ucuzdur? Ucuz mu gidiyor? Ucuz olmuyor yine. Ucuz olmuyor. Yani mesela taze soğan değil mi o gördüğüm? Pırası bir tane. Pırası bir tane o. Pırası mı onlar? He. Bunlar kendi bahçenin malları. Kendi bahçemizden. Sen bir sene boyunca uğraşıyorsun, bu malları alıyorsun, pazara getiriyorsun, 3 kuruş kazanacağım diye. Almıyorlar mı? Almıyorlar ya. Alın ayol sizde bir şey. Niye boş geçiyorsun? Daha tazesini mi bulacaksınız? Bıyıklar Ayhan Işık'tan mı yoksa Clark Gable'dan mı Arak? Bilmiyorum gari. Yoksa Clark Gable Ayhan Işık senden mi gördü de o bıyığı? Ayhan Işık bilmiyorum ama Clark Gable haklı, o yönden haklı. Neden biliyor musun? Neden dayım? Çünkü bizim devremizde o adam artisti. Sessiz film zamanından sonra. Sende hiç yok mudur artistlik martistlik yapmadığımız zamanında? Yok canım ya, biz basit bir adamız ya. Basit adam değilsin sen dayı. Eski kulağı kesiklerdensin. Oo, onu zaten doktor mu söyledi? Memlekette bir kulağı kesik bulunsun. Trenin meşhur kulağı kesik amcasıyla beraberiz. Eski kulağı kesiklerdendir o. 87 yaşındadır ama kendisini hala basit adam gibi gösterir. Bu şapka trenin geleneğinden mi var? Ödemiş de trede erkekler hep şapka. Bu Çin'den gelen bir şey bunlar. Neden biliyor musun? Şimdi şu güneş enerjisi var ya, benim de iki gözümde şey var, mercek var. Güneş tesir ediyor. O bakımdan bunu giyiyorum. Daha evvela giymiyordum. Kulak doğumdan mı yoksa bir vukuat neticesi? Yok, sonradan alındı bu. Şurada bir hastalık çıktı. Kanser olarak zannettiler. Halbuki değilmiş, mayasılmış. Hatta hoca dedi ki ya buradan aldı buraya ilave et. Ne yapalım? Ya dedim bu ikinci kulak kesmenin alemi yok. Ben bir tane kesik kulak bulunsun memlekette. Gören biraz tırsıyor mu? Acık çekiniyor mu? Yo çekinmez. Kimse benden çekinmez. Ne bileyim hani eski kulağı kesiklerden geliyor diyor. Şimdi hocam, o kelime çok geçmişe ait bir şey. Yani anlamı ne onun? Anlamı şu. Yaramaz insan. Tuttuğunu kıran. Elini geçirdiğini vuran. O tipi kulağı kesik manası bu. Tabi bunu çevirecek olursam bir sürü manaları var kulağı kesin. Anladın mı? Artık bunun kökenine inecek olursan altından çıkman mümkün değil. Karıştırmayalım diyor oraları yani. Yoğurt yiyeni karıştırma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.